Arkadaşlar selamlar, saygılar. Hepiniz Popüler Bahis kanalıma hoş geldiniz. Dün verdiğimiz 5 karşılaşmadan 4'ü geldi. Biri de tek golden, o da Bayern Münih şikeden arkadaşlar. Yani görüyorsunuz farkımı. Tüm maçların hepsi geldi arkadaşlar. Yani elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir kaydetmiştim. 4.54'lük görüyorsunuz ki bunları canlıdan ben değerlendirdim. Manchester United maçın 2.5 gol üstü. Hatta sizlere deplasman 0-3 demiştik. İlk deplasman attı. Hatta deplasmanda yendi görüyorsunuz. Farkımız bu arkadaşlar. Aston Villa maçı deplasman 0-3 üst vermiştim. Bakın ben de bunu camdan aldım. Ben buradan da başka bir kombinle aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki 2-1, 2.5 gol üstü tercihimiz geldi. PSG maçın 2 gün rahatlığı yönünü dedik. Lille yendi. PSG'de yener dedik. 4-1 farkımız. Karagümrük maçı deplasman 0-3 üst. 1.5 üst. 2.5 gol üstüne gider dedi karşısında da penaltıda falan iptal olmuş Karagümrük. Yani neler oldu arkadaşlar? Güzel de maç oldu. Karşı gol var şeklinde değerlendirmişsiniz Galatasaray maçın dedik. Her şey oldu arkadaşlar. Bakın farkımız bu. Farkımızı devam ettirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün de güzel tek maçımız var. Beşiktaş maçını ele aldım. Beşiktaş maçına geçmeden önce arkadaşlar resmi Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar oradan da beni takip edebilirsiniz. Buyurun Aykut Çiftçi olarak buradan Aykut Çiftçi. Bu benim resmi Instagram kanalımdır. Buradan beni takip ederek arkadaşlar bana mesaj atabilirsiniz. Sorabilirsiniz ben maçlar hakkında yorumlarımı ya da başka bir şeyleri. Hiç sıkıntı yok. Cevaplarız. Cevaplamaya çalışırız arkadaşlar. Popüler Bahis kanalımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buyurun kanalım burada Orhan Aliniz. Buradan da canlı bahislere tahmin vereceğiz. Bu bayağıdır Mart'taki paylaşımın Barcelona galibiyeti bakın. Buradan geldi arkadaşlar. Yani maçları buradan veriyoruz. Gönül rahatıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 2.5 gol üstü bakın. Her maçımız tıkır tıkır işliyor geliyor. Vereceğim. Vermeye çalışacağım. Takipte kalan yeter ki arkadaşlar. Abone olmayı da kanalımıza unutmayın arkadaşlar. Geçmeden önce maçımıza şu videoyla sizlere videoma geçeyim. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı bu sene. Cenk Tosun atıyor. Beşiktaş. Attı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kanada döndü. Caner'in olduğu noktaya. Caner orta şansı. Baktı içeriye. Yaptı ortayı. Kademeli müdahale. Gol pozisyonu. Geriye doğru şutla gol. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Baba çekti. Gol pozisyonu. Şutla gol. Topalarda gol. Yani bu yolun sonu şampiyonluk arkadaşlar. İnanmış 11 adam yine sahada. Bugün saat 7'de. Şampiyonluk yolunda büyük bir yaşıyor arkadaşlar. Beşiktaş yoluna devam ediyor. 67 puanla bu, yani, bu maç yani takdiri 70 puan yapacak. Fenerbahçe arasındaki puan farkını arkadaşlar 7 puana çıkaracak. Fenerbahçe yarın yense bile aradaki puan farkı yine 4'e düşecek. Yani beraberlik bir kokuyor arkadaşlar. Fenerbahçe'de kötü gidiyor. Emre Bezo'na nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'yi hiç anlatmaya gerek yok. Bugünkü maçımız Beşiktaş maçıdır. Biraz sıkıntılı bir maç olabilir ama Beşiktaş her maçın altından kalkmasını bilmiştir. Yeter ki oyun sahanın içinde oynansın. Hakem gördüğünü çalsın. Hiç sıkıntı değil. Beşiktaş her türlü oynar. Maç sonucu 1'e 3.50 oran açılmış. 0-3 32 senede 1.62 oran açılmış. 2.5 gol üstüne de 1.58 gibi bir oran açmış arkadaşlar. Karşı gollerine 1.58 yokuna da 1.85 oran açılmış. Beşiktaş 1. sırada 67 puanla. Erzurum 20. sırada 28 puanla arkadaşlar. Erzurum kendi sahasında bir galibiyet almış. 8 beraber 7 mağlubiyeti var. 14 alıp 23 gol yemiş arkadaşlar. Adalı çok yeni ekip. Bir galibiyeti var. Beşiktaş'ın 9 galibiyeti var. Deplasmanda 15 maçta 2 beraberliği 4 mağlubiyeti var. 30 atıp 22 gol yemiş. Beşiktaş son maçını kazandı kendi evinde. Onun için maçı da deplasmanda kaybetti Kasımpaşa'ya. İki maçta beraber bitti. Yani Beşiktaş artık bir seriye takar
maçtan sonra. Erzurum'da son maçını berabere kalmış. Kendi evinde Konyaspor'a kaybetti. Baktığımız zaman son maçını Beşiktaş kendi evinde 4-0 kazanmış. Onun Gümüş'te kendi evinde 3-2 kaybetmiş. Erzurum sahasında Erzurum 3-2 kazanmış. Yani Erzurum biraz ters takım. Sakat cezalarımız var. Vincent Aboubakar, Jota sakat cezası. Orta sahada bence Oğuzhan ya da farklı bir oyuncu oynar. Her oynayan oyuncu artık şampiyonluğa inanmış bir takım var sahada. Güzel bir futbol oynuyor. Beşiktaş'ın kadrosuyla Erzurum Spor'un kadrosu bir değil. Oyuncularıyla ki kazanacaktır. Maç sonucu ki görün ile değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maç sonucu ki bitecektir. Beşiktaş kazanacaktır. 2-0 2-1 ayında bitecektir. Onun haricinde 2-3 gol şeklinde almak isteyenler alabilirler. Maç sonucu almak istemeyen kardeşlerim. Arkadaşlar maç sonucu almak istemeyen riskli bulanlar. Onun haricinde hani maç sonucu almak istemeyenler direkt K'ye var alabilir. Erzurum'da golünü bekliyorum. En azından 1.5-6 şeklinde değerlendirebilirsiniz. 1.8 oranı var. Beşiktaş'ta da 1.5 gol üstü şeklinde deplasman alabilirsiniz. Maç sonucu ki diyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 2-0 2-1 ayarında biteceğini düşünüyorum. Yüklemeler çok fazla ama inşallah patlamaz. İnşallah Beşiktaş kazanır. İnşallah bir şeyler dönmez. Maç sahada oynandığı sürece, dediğim üzere oyunlar oynanmadığı sürece, hakem gördüğünü çaldığı sürece Beşiktaş her türlü her maçı üstesinden gelecek bir takım ve sahada oynayacak bir takım. Yani savaşarak, oynayarak kaybetsin. Yeter ki oynasın. Oyunlar oynasın arkadaşlar. Maç sonucu gidiyorum. Maçımız pazar itibariyle maçımız bu şekilde tek maç. Dün 4 maç kazandırdık. Bugün inşallah bu maçımız gelir. Beşiktaş kazanır. İsteyenler dediğim üzere maç sonucu oynamak istemeyenler direkt KG var alabilir arkadaşlar. Maçımız bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videoma da emeği saygısından like atmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimize kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirler. Herkese bol şanslar. Görüşürüz arkadaşlar.